Merhabalar, ben Fehmi Samancı. Bugünkü videomuzda Fransız mutfağından 5 ana sostan biri olan velouté sosun yapımını göstereceğim. Aslında oldukça pratik ve hızlı yapacağız. Nedeni de şu, tavuk suyum hazır, miyanem hazır. Bunların videolarını da kısık ateş platformunda bulabilirsiniz. Tavuk suyu nasıl yapılır, miyane nasıl yapılır? Bugün miyane veya hani Fransızca deyimiyle roux, sarı roux'u kullanacağız. Onun yapımını göstermiştim zaten. Oradan takip edebilirsiniz. Ne yaptık? Tavuk suyunu ısıttık yine. Yine fokurdatmıyorum. Kısık ateşte ama dumanlar çıkıyor. Oldu. Miyanem de hazır. İkisini karıştıracağım. Beşamel videosunu seyredenler fark edecektir ki çok benziyor. Beşamelde ne kullanıyorduk? Süt ve beyaz roux. Bunda da tavuk suyu ve sarı roux kullanıyoruz. Şimdi içine ekleyip çırparak karıştıracağım. Yine miyanenin hepsini bir anda koymuyorum. Kademeli olarak koyacağım. Güzelce karıştırıyorum. Bu ana soslar, ana sos dediğimiz bu 5 tane sos genelde tek başlarına çok fazla kullanılmıyor. Bir tek hollandezi kullanabiliyoruz ama velouté tek başına kullanılmıyor. Genelde başka bir sos yapmak için veya başka bir yemeğin temelini oluşturmak için kullandığımız bir sos. Bunları da yine diğer videolarda bulabilirsiniz. İlk koyduğunuzda kıvam almadı diye şaşırmayın veya işte "Aa, bu kıvam almadı, biraz daha ekleyeyim" diye hemen her şeyi eklemeyin. Sonuç itibariyle velütemiz pişmeye devam ediyor. Piştikçe kıvam da alacaktır. O yüzden aceleci davranmamakta fayda var. Ölçülere uyalım ilk başta, özellikle ilk yapanlar. Daha sonra öğrendikçe zaten, tecrübe arttıkça yapımlar da daha kolay oluyor. Evet, tam ayarladığım ölçüye denk geldi. Bütün miyaneyi kullanmış oldum böylelikle. Bu arada elinizde miyane artarsa da korkmayın. Streçleyip buzdolabına koyun, daha sonra kullanabilirsiniz. Evet, şimdi tam olması gerektiği gibi oldu. Şu anda tabii ki sulu ama o dediğim gibi pişmeye devam ediyor. Piştikçe kıvam almaya da devam edecek. Kısık ateş olmasına dikkat ediyoruz. Yavaş yavaş, fokurdamayacak. Şöyle bakalım. Evet, tuz ve beyaz biberi daha sonra ekleyeceğim. Bu arada kartuşum hazır. Kağıttan kapağımı yaptım. Bunun yapılışını da yine beşamel videosunda görebilirsiniz. Evet, yaklaşık 10-15 dakika kadar kısık ateşte ağır ağır tıkırdatarak pişirdik velouté'yi. Miktarımız da az olduğu için bu süre yetti. Daha çok yapıyorsak daha uzun sürecek açıkçası. Ama şu anda çok güzel bir kıvam var. Göstermek istiyorum size. Bakın, bu istediğimiz kıvam işte. Fransızların nap kıvamı dediği, kaşığın arkasına yapışacak. Sosumuz, bakın, kaşığın arkasına yapışıyor. Parmağımla bir iz çıkartıyorum ve sos kapanmıyor. İşte olması gereken kıvam da bu sosta. İstediğimiz kıvam bu. Şimdi son olarak da tuz biber ayarını yapıyoruz ve sosumuzu bitiriyoruz. Tuzumu ekledim, beyaz biberi de ekliyorum. Beyaz biber kullanmamızın sebebini diğer videolarımızı seyreden arkadaşlar hatırlayacaktır. Ama bir kez daha tekrar ediyorum. Çünkü beyaz bir sos, daha doğrusu sarı bir sos yapıyoruz. Buna şimdi karabiber koysaydım böyle siyah siyah nokta şeklinde, sanki içinde bir kir varmış gibi gözükecekti. Bu yüzden beyaz biberi tercih ettim yine. Velouté'yi ocaktan aldım daha fazla pişmesin diye. Bu da yine beşamel sosta da bahsetmiştim. Durdukça katılaşacak soslardandır. O yüzden eğer hemen kullanmayacaksak, kartuşumuzu hazırladık. Hazırladığımız kartuşu yağlı kağıttan güzelce üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde üzerinde kabuk oluşmasını engellemiş oluyoruz. Daha sonra kullanacağımız zaman katılaşmış olacağını göreceksiniz biraz daha. Tavuk suyuyla beraber istediğimiz kıvamda kullanıyoruz. Daha sonraki videolarda diğer soslarla görüşmek üzere. Bay bay.